Herkese merhabalar. Bugün seninle beraber din dersimizde Tonguç evladım benim, Hazreti Musa ve Ayetel Kürsi konumuzu işleyeceğiz. Hazır mısın evladım benim? Hazırım hocam. Süpersin. Şimdi aslında bu resim her şeyi anlatıyor. Hazreti Musa'nın hayatı gerçekten çok enteresan bir hayat. Çok ilgi çekici bir hayat. Onun hikayesi dinledikçe böyle hani anlatısı geliyor insanın. Gerçekten bir daha dinlemesi geliyor ve anlatasım geliyor benim de. Birazdan anlatacağım sana ama çok enteresan bir hikayesi var. Aslında çocukken, bebekken daha farklı bir evde, yani hatta Firavun'un malikanesinde büyümek zorunda kalmış. Sonrasında annesi süt anne olmuş. Yani çok karışık, çok da güzel bir hikayesi var. Ama nereden anlatıyor hocam bu hikayeyi? Kur'an-ı Kerim'e tabii ki. Oo. Hayatıyla gerçekten de örnek olmuş bir insan. O kadar zorluk yaşamasına rağmen örnek olmuş bir insan. Şimdi seninle beraber Hazreti Musa'nın yaşam öyküsünü, aynı zamanda neler yaşadığını ve aynı zamanda bize nasıl öğütler verdiğini, bize yaşantısı üzerinden, hikayeler üzerinden anlatacağız. Bugün süper bir ayet öğreneceğiz sizinle beraber. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim içerisindeki en önemli, en değerli ayetlerden bir tanesi. İşte ayetimiz aslında Allah'ın yüce sıfatlarını anlatıyor. Yani mesela Tonguç evladım benim, sen bir insana çok iyisini nasıl dersin mesela? Onun güzel özelliklerini söylerim. Ne söylersin mesela? İşte akıllısın, işte ne bileyim, güzelsin. Mükemmelsin, harikasın. İşte bu insanın iyi, çok iyiliğini bu şekilde sıfatlarla tanımlıyoruz ya. İşte Ayetel Kürsi'de de Allah'ın yüce sıfatlarından bahsediliyor. Yani eşsiz sıfatlarından bahsediliyor. Mesela El Hay, hayat veren, can veren, El Kayyum, El Ali, El Azim gibi gerçekten süper sıfatlarından bahsediliyor. Ve sadece Allah'a özgü sıfatlarından da bahsediliyor. Yani doğmamıştır, doğurulmamıştır. Biliyorsun Allah'ın İnsanlar veya diğer varlıklara göre çok daha farklı sıfatları var ki o bizi yarattığına inanıyoruz. İşte Allah'ın yüce sıfatlarını öğreneceğiz. Ayetel Kürsi aslında Bakara suresinde... Ezber soruluyor mu hocam? Bunu ezberlememiz gerekiyor mu? Ezberlememiz gerekmiyor. Arapçasını veya Türkçesini bilmemiz gerekmiyor. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Ayetel Kürsi bir ayet aslında. Yani Bakara suresinde bir tanecik ayet. Ama biz bu ayetin içerisinde o kadar çok fazla bilgi elde edebiliyoruz ki. İşte bu ayet o yüzden bizim için çok önemli bir ayet. Şimdi o zaman bu konuların arkasından tabii ki ödevsiz bir öğrenci... Balkonsuz bir eve benzer. Aynen diyerek dersimizden önce hemen sana ödevini vermek istiyorum. Bu konuyla alakalı 0'dan 8'e sözel kitabı olan arkadaşlarımız için ödevini hemen verelim. Hemen Hazreti Musa'yı ve Ayetel Kürsi'yi çözeceğim değil mi aynen, hocam? Aynen öyle. Hemen sana ödevini gösteriyorum. 0'dan 8'e kitabımız olan arkadaşlarımız için. Hemen burada kaderle ilgili kavramların sonunda aslında sayfa 266, 267, 268 ve 269. Bu 4 sayfayı halledersen bu iş bitmiştir diyoruz. Peki aynı zamanda hemen bakalım taktikli kitabımız olan arkadaşlarımız için de din kültürü taktikli kitabı için test 14'ü yaparsanız bu iş bitmiştir. Yani test 14'te aslında pardon özür dilerim bir de test 15'i vermek istiyorum. 2 tane testiniz var diyoruz. Peki aynı zamanda... Hocam din kitaplarınız neden yeşil renk? Çünkü yani İslamiyet'in en önemli renklerinden bir tanesi de yeşil renk. Onu da biliyorsun zaten. Çok ferahlatıyor hocam zaten. Dinamo din kültürü kitabımızdan da test 11 yani Hazreti Musa testimiz. Ardından da test 12 yani Ayetel Kürsi testimizi lütfen yap diyoruz. Dinamo olan arkadaşlarımız. Zoru Bankası... Hocam dinde zor soru yok demiştiniz. Evladım tabii doğru da zaten din kültüründe hani daha doğrusu din, inkılap, İngilizce zaten zor soru gelmiyor LGS'ye. Dolayısıyla biz bu soruları ayarında yapıyoruz. Merak etme. Ama mesela matematik, fen, Türkçe birazcık daha zor. Zoru Bankası'na gerçekten zorlayıcı. Şimdi de geldik. Test 4. Yani Zoru Bankası 10'da 10 kitabımızdan da test 4'ü din kısmındaki test 4'ü yaparsan bu iş bitmiştir. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Şimdi İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir Hazreti Musa aslında ve İsrailoğulları da aslında bizim şu anda Yahudiler diye bildiğimiz kavmin ilk halidir diyebiliriz. Ve aynı zamanda Ulul Azam peygamberlerden gerçekten hani Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, Hazreti İsa bunlara ne gelmişti Tonguç Efendim benim? Kitap. Kitap gelmişti. Dolayısıyla birazcık daha diğer peygamberlerden farklı bir yere sahiptir diyebiliriz. Kendisine gönderilen kutsal kitabın adı Tonguç Efendim benim Tevrat'dır diyebiliriz. Tevrat nasıl Hazreti Muhammed'e geldi Tonguç Efendim benim? Kur'an-ı Kerim. Süpersin. Hazreti İsa'ya ne geldi?
İncil. Harikasın. Hazreti Musa'ya da işte Tevrat geldi. Hazreti Davud'a da Zebur geldi. Bunlara gerçekten çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Kardeşi Hazreti Harun diye bir peygamber var ve Hazreti Harun ile Firavun'a karşı, yani o dönemki gerçekten de hüküm sahibi, ben Tanrı'yım diyen, herkes bana uymalı diyen adama karşı mücadele etmişlerdir. Ne mücadelesi vermişlerdir? Tevhid mücadelesi. Tevhid ne demekti Tomuş Eren Bey? Bilmiyorum hocam. Arapçada nasıl İngilizce'de 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz Tomuş Eren? Evet. Arapçada da vahid, isneyin, selase diye böyle sayıyoruz. Tamam mı? Sayıları böyle 1, 2, 3 diye sayıyoruz. Un, dos, tres. Aynen, un, dos, tres İspanyolcası. Dolayısıyla tevhid dediğimiz şey de vahidden geliyor. Vahid bir demek. Dolayısıyla tevhid de vahid olduğuna inanmak. Yani birliğe inanmak. Allah'ın bir olduğuna inanmaya biz tevhid mücadelesi ediyoruz. Çünkü o zaman o dönemde insanlar ne yapıyordu Tomuşer biliyor musun? Bir sürü Tanrı'ya inanıyorlardı. Bir sürü diyorlardı ki benim bir tane Allah yok. Bir sürü Tanrım var. Bir sürü Allah'ım var. Yazıklar olsun. Dolayısıyla bunlara karşı Hazreti Musa dedi ki bana vahiy geldi ve bana gelen vahiye göre Allah birdir, tektir. Siz de gelin buna inanın. Şirk koşmayın. Yani Allah'a ortak koşmayın. Başka tanrılar vardır ve benzeri şeklinde uydurulmuş şeylere inanmayın dedi. Sonra tabii ki Firavun gerçekten de ciddi manada karşı geldi bu söylediklerine ve hatta Hazreti Musa'yı öldürmeye çalıştı. Oğlum mücadelede işte Hazreti Harun da Hazreti Musa'ya yardımcı oldu Tomuş Eren Bey. Firavun'un sarayında büyümüş biliyor musun? Hazreti Musa'nın çok enteresan bir hikayesi var. Gerçekten de hani hatta şöyle Hazreti Musa'nın hikayesini şöyle anlatayım sana. Hazreti Musa Tomuş Eren Bey, Firavun gece bir rüya görüyor Tomuş. Firavun'un böyle bir kapşonu var. Tebrik ediyorum. Böyle kıyafetleri falan var böyle görüyor. Gece rüyasını görüyor musun? Gece rüyasında kendi ülkesinde doğan bir erkek çocuğunun kendisini öldüreceğini görüyor. Sonra diyor ki Firavun, tamam o zaman diyor, ben benim ülkemde doğacak bütün erkek çocukları öldüreceğim diyor. Çünkü ileride beni öldürecekler bunlar diyor. Dolayısıyla bu bütün erkek çocukları öldürüyorlar. Tak 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 tak, küçük çocukları hiç doğmadan canice öldürüyorlar. Ama bir tane çocuk Tomuş Eren Bey'im bu zulümden kaçabiliyor. Onun annesi de aslında çocuğu, böyle bir nehir kıyısı var Tomuş Eren Bey. Bu nehir buradan akıyor. Nehir kıyısından gizlice bir sepetin içine koyuyor ve bu sepetin içinde nehre bırakıyor. Nehre bıraktığı zaman nehir de çok enteresan bir tane büyük bir şeyin bahçesine gidiyor. Neyin biliyor musun Tomuş Eren Bey? Bir sarayın bahçesine gidiyor. Bu sarayın bahçesinde de kadınlar görüyor. Aa, ufacık tefecik bebek var. Bu bebeği biz hemen alalım. En azından burada ölmesin Allah korusun şeyde falan diyerekten. Ondan sonra Firavun'un sarayında Hazreti Musa çok enteresan bir şekilde girmiş oluyor Firavun sarayına. Firavun sarayına giren Hazreti Musa sonrasında orada büyüyerekten sarayda büyümüş. Sonrasında da aslında Hazreti Harun'la beraber, kardeşiyle beraber Tomuş Eren Bey, sonra birleşerekten ne yapıyor? Firavun'a karşı mücadeleye başlıyor. Firavun'a karşı mücadeleye başladığı zaman aslında Hazreti Musa Firavun'u o ta önceki dönemde rüyasında öldürecek insan olacak. Tabii Hazreti Musa kimseyi, yani Firavun'u öldürmüyor. Allah Kızıldeniz'i ikiye yarma mucizesinde aslında Firavun'u öldürmüş oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Mucizelerine baktığımız zaman Hazreti Musa bir kere en önemli mucizelerinden bir tanesi Kerimullah. Yani Allah ile konuşması Tomuş Eren Bey. Kerimullah dediğimiz şey Allah'ın kelimesi demek aslında. Çünkü Hazreti Musa işte bir Tur Dağı'na gittiği zaman Tur Dağı'nın orada bir ateş görüyor. Ailesiyle yürüyorlar bunlar. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Sonra bu da ateşin yanına doğru, ben gideceğim siz bekleyin ailem diyor. Sonra oraya gittiği zaman gerçekten de orada inanılmaz büyülü şeyler, mucizevi şeyler oluyor. İşte asası aynı zamanda elini göğsüne sokuyor, bembeyaz oluyor. Asası gerçekten de değişik bir şeye dönüşüyor. Hani bunun sonucunda da Allah'la konuşabildiğini görüyor ve o sırada hatta Allah'a şöyle söylüyor. Allah'ım seni görmek istiyorum diyor konuşması. Bu Kur'an'da geçen şeyleri birebir anlatıyorum sana bu arada Tomuş Eren Bey. Görmek istiyorum diyor. Hayır, göremezsin diyor beni. Çünkü görürsen diyor o nura hiçbir şey dayanamaz. Dağ taş paramparça olur diyor Allah da ona. Dolayısıyla Allah'la bu konuşması yüzünden de biz Hazreti Musa'nın en büyük mucizesi diyebiliriz Allah'la konuşmasına.
Ve aynı zamanda asası dediğimiz şey bir yılana dönüşüyor. Koskocaman bir yılana dönüşüyor. Bunlar mucizelerinden bir tanesi. Bu da çok enteresan. Firavun çağırıyor Tomuç Eren Bey. Hadi bakalım anlat bakalım senin anlattığın tanrı da neymiş? Benim burada büyücülerim var. Burada bir sürü böyle bir sürü büyücüyü topluyor. Tamam mı böyle? Gerçekten hokkabaz gibi tipleri topluyor. Ve bunlar böyle Firavun'un yanında diziliyorlar. Tamam mı? Böyle Firavun burada şeyle böyle kıyafetleriyle falan filan. Hadi bakalım anlatıyor. Hazreti Musa da elinde bir asası var Tomuç Eren Bey. Bunların hepsi belli numaralar yapıyorlar, tamam mı? Sonrasında bunların hepsinin yaptığı numaraların hepsini bu Hazreti Musa'nın asası yılana dönüşüp hepsini yutuyor, biliyor musun Tomuç Eren Bey? Dolayısıyla gerçekten de hani Allah mucizesini bir kere daha göstermiş oluyor. Hatta büyücülerin çoğu da ne yapıyor biliyor musun Tomuç Eren Bey? Biz senin tanrın neyse ona inanıyoruz. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Bu büyü değil, bu sihir değil, bu mucize diyerekten Hazreti Musa'nın yanına gidiyorlar. Hazreti Musa'ya aynı şeye inanmak istediklerini belirtiyorlar. Kızıldeniz'i ikiye yarması da işte Hazreti Musa'nın İsrailoğullarıyla yeter artık bu Firavun'un zulmünden kaçalım dedikten sonra Tomuç Eren Bey, beraber bunlar kavimler göçü gibi göç etmeye başlıyorlar. Sonrasında Tomuç Eren Bey, Firavun İsrailoğullarını normalde ne diye çalıştırıyor musunuz? Köle olarak çalıştırıyor. Normalde Firavun döneminde Mısırlılar İsrailoğullarını yani Yahudileri köle olarak kullanıyorlar. Sonrasında ben İsrailoğullarını alıp kaçıyorum diyerekten Hazreti Musa o Firavun'un zulmünden kaçıyor. Ve bu sırada Tomuç Eren Bey, Firavun da bunları takip etmeye başlıyor. Firavun takip etmeye başladığı zaman işte bir denizin oraya geliyorlar. Gerçekten de çok korku içinde kaçıyorlar Hazreti Musa ve İsrailoğulları. Ve o sırada Tomuç Eren Bey bu korkuyu baş edebilmek için Kızıldeniz bir anda ikiye yarılıyor. Böyle böyle dalgalar, malgalar böyle. Ve bu arada normalde burası deniz, tamam mı? Bu arada burası böyle deniz ve toprağın orasından böyle yürümeye başlıyorlar ve karşı kıyıya geçiyorlar. Böyle ufak bir boğaz var. Oradan karşı kıyıya geçiyorlar. Firavun da o zaman hemen bunları takip edelim diyerekten oraya gittiği zaman artık o hani deniz yarılmış, inanılmaz bir büyük bir mucize var. Hani gel git olayında böyle sular yükselir alçalır, onun gibi bir şey var burada. Ve oradan geçerken Firavun ve son anda ne oluyor Tomuç Eren Bey? Deniz sadece Hazreti Musa ve İsrailoğlu için açılmıştı. Artık Firavun için açılmayacak diye kapanıyor deniz ve orada Mortanz oluyor Tomuç Eren Bey. Mortanz. İşte Kızıldeniz'i ikiye yarması da başka bir mucizevi hikayesi diyebiliriz Hazreti Musa'nın. Ayet-el Kürsi'ye baktığımız zaman Tomuç, Ayet-el Kürsi hani Allahu la ilahe huvel hayyul kayyum ile başlayan, aslında hani ailelerimizin bizi işte kötülüklere karşı korunursun Ayet-el Kürsi oku bir yere giderken diyerekten söylediği aslında Bakara suresinin 255. ayeti Tomuç Eren Bey. Konusu Yüce Allah'ın sıfatları, yani Allahu la ilahe huvel hayyul kayyum. Allah hay, canlı ve kayyumdur. Yani her şeyin sahibidir aslında. Her şeyin dönüşü onadır aslında. Dolayısıyla burada bir sürü daha uyumaz, o her şeyi bilir, her şeyi görür, ona yorgunluk dokunmaz şeklinde Allah'ın yüce sıfatlarını Ayet-el Kürsi'de bahsediyor. Ve ismini içinde ayet kürsi kelimesi geçtiği için Allah'ın kürsüsü demek aslında bu. Allah'ın hükümdarlığı demek aslında bu. O yüzden Ayet-el Kürsi adını almış ve farz namazlarından sonra okunur genellikle. Hani farz namazı sonra Allahu vel hayyul kayyum la tehuzu sünnetu ve la nevm şeklinde böyle uzun bir ayet aslında. Kur'an'ın en uzun ayetlerinden bir tanesi diyebiliriz. İnsanı kötülüklerden ve beladan koruduğuna inanıyoruz Tomuç Eren Bey. Dolayısıyla bu ayeti okuyaraktan hem işte sevap işlemiş oluyoruz. Tabii manasını bilmeden, şunu unutma, manasını bilmeden ayeti anlayamazsın. Yani Allah'ın söylediğinin ne olduğunu bilmeden sadece tekrar ederekten de gerçekten de o fazileti alamayız içimize. Yani o beynimizde veya aklımızda ve ruhumuzda o güzelliği tadamayız Tomuç Eren Bey. Şimdi Tomuç Eren Bey, Ayet-el Kürsi'de geçen sıfatları Allah'ın çok önemli. Neden diyeceksin? Çünkü bak Allah'ın zaten kendi adı Allah dediğimiz kavram aslında en genişi. İsmullah diyoruz bu adlarına. Allah'ın ismini. En önemlisinden hangisi? İlk yani Bismillah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Maşallah. Maşallah diyoruz. Her yerde Allah adı geçiyor. Kainatı yaratan ve idare eden. Allah'ın en kapsamlı adı diyebiliriz aslında. Eyvallah hocam. Hay saçma mı? Ya, o da onda bile geçiyor bak görüyorsun. El hay var, el kayyum var, el ali var, el azim var. Bunların hepsi de Tomuç Eren Bey'im Allah'ın Ayet-el Kürsi'de geçen adları. Hay mesela canlı demek, diri demek, varlığı devamlı olan, hayat sahibi demek.
Kayyum demek hiç kimseye muhtaç olmayan, kendi kendine yeten, varlığı kendinden kendine yeterli olan demek aslında. Varlığı kendinden olmuş, yani hiç kimsenin tarafından yaratılmamış, doğurulmamış olan. Ali dediğimiz şey ise izzet, şeref ve hükümdarlık sahibi. Hani yüce manasına da geliyor aslında. El azim dediğimizde aslında zatının sıfatları, mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan, yüce olan da manasına geliyor. Ali ve azim birbirine çok yakın. Azim tabii birazcık daha güç ve şeye de yakın. Sıfatlarının mahiyetinin büyüklüğüne de yakın. Dolayısıyla Allah'ın ayetel kürsüde geçen sıfatları da bizim için hani bu beş tane olarak zaten Allah'ı biliyoruz ama dört tane özel olarak bunlar ayetel kürsüde geçtiği çok değerli ve hani böyle şey var ya, Allah'ın isimleri var ya, Allah'ın kaç tane isim var hemen söyle bakayım. 99. Bana. Harikasın, tebrik ediyorum. İşte bunların da her birisinin özel bir manası var Tomuş Erhan Bey. Dolayısıyla bunların her birisinin özel manasını bilmemiz çok iyi olur Tomuş Erhan Bey. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.